أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الكلمة dedi kelime ve kelamın kelim kökünden muştak olduğunu söyledi. Böyle rivayet edilmiş, böyle nakledilmiş. Dolayısıyla bir de kelime ve kelamdan bahsederken bunlarla bağlantısı olan kelim lafzını gündeme getirdi. Kelim lafzı cemi midir yoksa müfret midir? Onunla ilgili bilgi verdi. Şimdi diyor ki وَاللَّامُ فِيهَا لِلْجِنْسِ El kelimetü İbn Hacib Hazretleri elif lamlı başladı. Marife olarak kullandı. وَاللَّامُ فِيهَا لِلْجِنْسِ Buradaki lam cins içindir. Arkadaşlar vellamu deyince burada hemen neyi anlıyoruz? Tarif edatının lam olduğunu, hemzenin vasıl için geldiğini anlıyoruz. Doğru mu? Konuda kaç görüş vardı? Elif lam konusunda, tarif edatı olması konusunda 3 görüş var arkadaşlar. İmam Sibeveh der ki tarif edatı lamdır. Hemze vasıl için gelmiştir. Sakinle başlamak caiz olmadığı için gelmiştir. İmam Müberrit ve İmam Halil, onlar da farklı görüş beyan ederler. Birisi der ki tarif edatı hemzedir. Lam, hemze-i istifamdan tarif edatını fark etmek için gelmiştir. Birisi de der ki tarif edatı el, hemze ile lam ikisi beraberdirler. Hel gibi, kat gibi ikisi bir harftir. Tarif edatı konusunda kaç görüş var? 3 görüş var. Bir, lam tarif edatıdır. Sakin olduğundan dolayı, sakinle başlamak caiz olmadığı için hemze vasıl için gelmiştir. İki, tarif edatı hemzedir. Lam ne için gelmiştir? Hemze-i istifamdan onu fark etmek için gelmiştir. Üç, tarif edatı burada hemze değil, lam değil. İkisi birden, hel gibi, kat gibi bir harftir. Son iki görüşe göre buradaki hemze, hemze-i katadır, hemze-i vasıl değildir. Hemze-i vasıl, lam-ı tarife bitişen hemzenin hemze-i vasıl olması İmam Sibeveyh'in görüşüdür. Tarif edatı lamdır, hemze vasıl için gelmiştir. Bunu ben anekdot olarak anlatırım arkadaşlar. Maksud da hemze-i vasıllarda lam-ı tarife okuyunca sonra kenarında hemze-i katarları saydığı bir not vardır. Hemze-i katarları sayarken lam-ı tarife bitişen hemzeyi de hemze-i katar dedi. Allah Allah! Bildiğimiz bilgiye ters. Kafam karıştı. Allak bullak oldu. İki yönüyle allak bullak oldu. Bir, lam-ı tarife bitişen hemzenin hemze-i vasıl olduğu metinde yazılı. Kîl-ü kâliyle de söylemedi onu. İki, ne kadar Kur'an-ı Kerim'de, Arapça'da lam-ı tarife bitişen hemzeler varsa zaten vasıl ediyoruz yani. Vallahu diyoruz ve Allahu demiyoruz. Ve şemsi diyoruz ve eşşemsi demiyoruz. Buna nasıl hamze-i katır der? Buna hamze-i katır diyenler ve eşşemsi mi diyorlar diye kafam karışmıştı. Hamze-i katır diyenler bunu vasıl halinde düşürüyorlar. Kesreti istimaline binaen tahfiflik olsun diye düşürüyorlar. Yani hemze-i vasıldır diyenler zaten vasıldır, geçiş halinde düşer. Hamze-i katırdır diyenler burada ne yapıyorlar? Kesreti istimaline binaen yine tahfiflik olsun diye hemze-i düşürmüş oluyorlar. وَاللَّامُ ف۪يهَا لِلْجِنْسِ Buradaki lam cins için. Eğer el-elif huvellamu demiş olsaydı İkisine yani burada bana göre tarif edatı nedir demiş olacaktı. Hel gibi elif lam ikisi beraberdir diyecekti. Halbuki Musannif'e göre hatta İbn Hacib'e göre de öyledir. Abdurrahman el-Cami Hazretlerine göre de öyledir. Burada tarif edatı sadece lamdır. Hemze ne için gelmiştir? Vasıl için gelmiştir. Peki vellamu fiha lil cinsi. O zaman el kelimetü neyi tarif ediyor? Cinsi tarif ediyor. وَالتَّاءُ لِلْوَحْدَةِ Peki el kelimetüdeki tane içindir? Vahdet içindir. Allah Allah. Şimdi bir cins var, bir de vahdet var. Vahdet dediğin ferde delalet ediyor. Cins dediğin aza çoğa hepsine şamil. Yani el kelimetü lafzının başındaki aza çoğa hepsine ihtiva edecek, şamil olabilecek şekildedir. Sonuna baktığın zaman vahdet manası ifade ediyor. Burada bir münafat söz konusu değil mi? Diyor ki وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَهُمَا Lam'ın cins için olması, ta'nın vahdet için olması arasında bir münafat yoktur. Neden?
لِجَوَازِ اِتِّصَافِ الْجِنْسِ بِالْوَحْدَةِ وَالْوَاحِدِ بِالْجِنْسِيَةِ Cinsi vahdetle sıfatlayabiliyorsun. Vahidi de cinsiyetle sıfatlayabiliyorsun. Yani vahidle cins arasında tesadük vardır. İkisi aynı yerde sadık olabiliyor. Mesela şöyle denebiliyor. يُقَالُ هَذَا الْجِنْسُ وَاحِدٌ وَذَٰلِكَ الْوَاحِدُ جِنْسٌ هَذَا الْجِنْسُ وَاحِدٌ Bu cins birdir. Yani cinsi birlikle sıfatlayabilir miyiz? Mesela insanlık nedir? Racülün tarifi neydi? ذَكَرُ مِنْ بِنِ آدَمَ جَاوَزَ حَدَّ الصَّغَرِ اِلَى حَدِّ الْكِبَرِ Şimdi racül nedir? Bir cinstir. Değil mi? Feres nedir? Bir cinsi bak. Hem cins diyoruz hem bir diyoruz değil mi? Cinsle bir vasıflanabiliyor mu? Birle cins aynı şeyde tesadük edebiliyorlar mı? Tesadaka, sadık oluyorlar mı? İnsan bir cinstir, feres bir cinstir diyor muyuz? Bak bir diyoruz, cins diyoruz. Demek ki birle cins ne yapabiliyor? Bir araya gelebiliyor. Demek ki bir vahdeti ferdiye var, bir de vahdeti cinsiye var. Vahdeti ferdiye ile vahdeti cinsiye evet birbirine uymaz. Yani eğer vahdeti ferdiye bir şahıs kastediliyorsa, bir şahıs kastedilmesiyle cins orada uymayabilir. Ama vahdet dediğimiz zaman buradaki ta'daki vahdet, vahdeti ferdiye değil de nedir? Vahdeti cinsiyedir. Evet, هَذَا الْجِنْسُ وَاحِدٌ deniyor. وَذَٰلِكَ الْوَاحِدُ جِنْسٌ Yani birisi mübteda, birisi haber. Tersine öbürü mübteda, öbürü diğeri haber olabiliyor. هَذَا الْجِنْسُ وَاحِدٌ de ne yaptık? Vahidi cinse haber yaptık. وَذَٰلِكَ الْوَاحِدُ جِنْسٌ de cinsünü vahidine haber yaptık. Sonuçta ne anlaşılıyor buradan? Yani bunlar birbirine sadıktırlar, birbirine münafi değillerdir, olabilir. Tabii bazıları da el-kelimetü'deki lam tarifler genelde cins için yapılır. Doğrusu budur zaten. Yani el-kelimetü tarifler cins üzerine yapılır. Lamın cins için olması normaldir. Ama ta'da vahdet manası olsa bile burada vahdet manasından tecrid edilmiştir diye de bazıları bunu böyle kabul ederler. Hatta ağırlıklı görüşte budur. Yani buradaki ta sadece müennessik manası ifade eder, vahdet manası ifade etmez diye de ifade ediliyor. Peki biz dedik ki elif lam cins içindir dedik ve tarifte cins üzerine yapılmış oldu. Ve yumkinu hamluha alel ahdil hariciyi. Buradaki elif lamı ahdi hariciye hamletmek mümkündür. El kelimetü cins değil de şöyle yapabiliriz. El kelimetü o kelime. Hangisi? Biz nahivden bahsettiğimize göre nahivcilerin dilinde deveran eden, onların mevzu bahsi olan kelime var ya, o nedir? El kelimeti o kelime. Nahivcilerin dilinde deveran eden kelime demiş olduk. Arkadaşlar bazıları el kelimetü, bazı şarihler el kelimetüdeki elif lamın muzafu ileyhten ivaz olduğunu söylerler. El kelimetüdeki elif lamın muzafu ileyhten ivaz olduğunu söylerler. Yani el kelimetü kelimetün nuhati, kelimetün nuhati, oradaki en nuhat hasfedilmiştir. Onun yerine de elif lam gelmiştir. El kelimetü denmiştir. Bazen muzafileye hasfedilir. Hasfedilen muzafileyten ivaz muzafa tenvin verilir. Doğru mu? Efendim, bazen de muzafileye hasfedilir. Ondan ivaz muzafa elif lam gelir. Muzafta tenvin de olmazdı, elif lam da olmazdı. Muzafta tenvin de olmaz, elif lam da olmaz. Eğer muzaf ileyhi hasfedilirse, muzafta olmayan tenvin gelir, muzaf ileyhten ivaz olarak gelmiş olur. Veyahut da muzafa elif lam gelmiş olur. Neden ivaz gelmiş olur? Muzaf ileyhten ivaz gelmiş olur. El kelimetüdeki elif lam muzaf ileyhten ivazdır diyenler, bunu ahdi harici olarak kabul etmişlerdir elif lamı. El kelimesi ne demekmiş? Kelimetün nuhati, o kelime yani nahivcilerin kelimesi bunu kastetmiştir. Bu da mümkündür. Bi iradetil kelimetil mezkureti ala elsinetin nuhati. Nahivcilerin dilinde deveran eden, zikredilen kelimeyi kastederek ahdi haricidir diyebiliriz. El kelimetü ile ilgili açıklamaları yaptı arkadaşlar. Ne dedi? Kelime lafzı, kelam lafzı muştak mıdır, değil midir? Muştaksa, efendim, kelm kökünden muştaktır demiş oldu. Efendim, kelim lafzı da muştak olduğuna göre delilini ispatladı. Sonra kelim lafzı bununla bağlantılıdır. Nedir? Bununla bağlantısı nedir? Müfret midir, tesniye midir, cemi midir? Bu konuyla ilgili bilgi verdi. El kelimetüdeki başındaki elif lamla ilgili bilgi verdi. Sondaki ta ile ilgili bilgi verdi. Şimdi el kelimetüye baktığınız zaman arkadaşlar, bunun faal fiili, anel fiili, amel fiili nedir? Keleme. Doğru mu?
Bunu anlattı bize. Muştak mıdır değil midir? Sonra başında bir ilave var. Elif lam. Onu anlattı bize. Sonunda bir ilave var. Ta. Onu anlattı bize. Dolayısıyla şarih bu kelimeyle ilgili bütün açıklamaları yaptı. Özüyle ilgili olan KLM maddesiyle ilgili açıklamayı yaptı. Başında elif lam ilavesiyle ilgili açıklamayı yaptı. Sonundaki ta ile ilgili açıklamayı yapmış oldu. Peki geldik tarifte ikinci kelimeye. El kelimetü kelime nedir? Laflun lafızdır dedik. Peki lafız nedir? El laflu fil lugati, lugatte lafız, erramyu atmaktır. Mutlak atmaktır. Arkadaşlar mutlak atmaktır derken aslında bir yerde mutlak bir yerde mukayyettir. Lafız ağızdan atmaktır. Bu yönüyle beraber mukayyettir. Ama ağızdan herhangi bir şeyi atmaktır. Bu yönüyle beraber de mutlaktır. Yani bir insan ağzından affedersin tükürük atmasına da lafız denir. Çekirdek atmasına da lafız denir. Ağzına taş var onu atmasına da lafız denir. Kelimeyi söylemesine de kelimeyi atmasına da ne denir? Lafız denir. Laflun, el-laflun lafız fil lugati lugatte nedir? Er-ramyu. Ramiden ibarettir. Yani mutlak rami. Ekeltü temrate, hurmayı yedim. Ve lefaltu nüvateha. Çekirdeğini attım. Ekeltü temrate ve lefaltu nüvate. Yukalü denilir ekeltü temrate ve lefaltu nüvate. Şimdi buradan şunu anlıyoruz arkadaş verdiği misalden. Şimdi lafız mutlak ramidir ama ekeltü temrate ve lefaltu nevate nüvate dediğine göre ağızdan atmaya deniyor. Yani elimizle atmaya rami deniyor ama ağız ile atmaya ne deniyor? Lafız deniyor. Ağızla attığımız zaman yani ağzımızdan çıkan kelimeleri ağzımızdan atmış oluyoruz. Bu da bir atmaktır. Yediğimiz zeytinin çekirdeğini atmak, hurmanın çekirdeğini atmak da bu da ağızdan atmaktır. Ne demiş olduk arkadaşlar? Lafız bir yönüyle beraber mutlak atmaktır, bir yönüyle beraber mukayyet atmaktır. Hangi açıdan mukayyettir? Ağızdan atmaktır bu, elle atmak değildir. Bu yönüyle mukayyettir. Ama ağızdan söz ve herhangi bir şeyi atmak manasında olması itibariyle mutlaktır. Ey rameytuha. Peki lafız lugatte atmak demektir. Sümme nukile fi urfin nuhati ibtidaen ev ba'de ca'lihi bi ma'nel melfuzi kel halqi bi ma'nel halqi mahluqi ila ma yeteleffuzu bihil insanu hakikaten ev hükmen. Şöyle bir soru hemen sorayım size arkadaşlar. Nuhatun ne kelimedir? Nuhatun, guzatun, rumatun gibi isim faalin cemisidir. Gazin cemisi. Gazune, guzzaun, guzzan, guzatun. Değil mi? Gazebetün, elif, vav harfi mütarik, ma kalbi mühtü, elife kalbettik. Uzatın oldu. Yani uzat, gazinin cemisi olduğu gibi nuhat da nahinin cemisidir. Nahin, nahivci demektir. Nuhat, nahivciler demek. Sümme nukile fî urfin nuhati, nahivciler örfünde nakledildi. Şimdi arkadaşlar, lafız deyince lügat manası atmaktır. Nahivciler bu lafzı nerede kullanmışlardır? İnsanın telaffuz ettiği şeyde kullanmışlardır. Yani nahivde lafız nedir? İnsanın telaffuz ettiği şeydir. Az olur, çok olur, manalı olur, manasız olur fark etmez. Ama nahivci lafız dediği zaman insan ağzından çıkan sözlere diyor. İnsan ağzından çıkan sözlere diyor. Manalı, manasız önemli değil. İnsan ağzından çıkan sözlere nahivciler lafız diyorlar. Peki nahivciler bu istilahi manayı lugavi manadan nasıl aldılar? Yani lafız kelimesinden direkt efendim, ma yeteleffazu bihil insan, insanın telaffuz ettiği şeye nasıl geçtiler? Direkt mi geçtiler yoksa indirekt mi geçtiler? Şimdi onu söylüyor arkadaşlar. Sümme nukile nakledildi fi urfin nuhati, nahivcilerin örfünde ibtidaen direkt olarak, hemen gidin biraz daha ileriye, ila ma yeteleffazu bihil insan, insanın telaffuz ettiği şeye, insanın telaffuz ettiği şeye nakledildi. Arkadaşlar, atmak manası ma yeteleffazu bihil insan, insanın atmış olduğu şey manasında. Yani lafız atmak demekti. Fakat biz lafzı buradan aldık, lugavi manasından aldık. Nerede kullandık? مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ insan. İnsanın telaffuz ettiği şeyde. Artık lafız deyince insanın telaffuz ettiği şey aklımıza geliyor. زَيْدُنْ عَمْرُونَ بَكْرُونَ gibi, ضَرَبَ زِيْدُنْ عَمْرَنْ gibi. Manalı manasız, müfret, mürekkep hiç fark etmez. Ağızdan çıkan az çok sözlere ne deniyor? Lafız deniyor. Peki bu nedir arkadaşlar? Lafız sebeptir. مَا يَتَلَفَظُ بِالْاِنْسَانِ müsebbeptir. Yani zikrü sebep, iradetül müsebbep kabilinden bir mecaz
uygulamış burada. Eğer direkt olarak lafız ma yetelefezu bil insana nakledildiyse, bu nakilde ne vardır? Sebep zikredilmiş. Ne kastedilmiş? Müsebbep kastedilmiş, değil mi? Yani atmak sebep oluyor. Neye sebep oluyor? Atılan şeylere. Ma yetelefezu bil insan, insanın telaffuz ettiği, atmış olduğu şeyler demektir. Burada sebebiyet, müsebbebiyet meselesi var. Yani zikr-ü sebep, iradetül müsebbep kabilinden bir yol uygulanmış oldu. Ya lafız kelimesi direkt olarak ne yapılmış? Ma yetelefezu bil insana, sebebiyet, müsebbebiyet ilişkisiyle nakledilmiş. Veyahut da ev ba'de ca'lihi bima'nel melfuzi. Lafzı önce melfuz manasında naklettik. Kel halgı olur mu ya? Kel halgı bima'nel mahluk. Hâzâ halkullâhi, hâzâ mahlûkullâhi demektir, değil mi? Yani mastar bir mana fâil olur, mastar bir mana mef'ul olur. Lafız da bir mana melfuzdur. Dolayısıyla halk nasıl ki mahluk manasına geliyorsa, lafız da melfuz manasına önce nakledildi. Lafız, melfuz manasına. Melfuz manasına nakledilince, daha sonra bir mana, ev ba'de ca'lihi bir ma'nel melfûzi, melfuz manasına yaptıktan sonra, ki bu kel halkı bi ma'nel mahluku cümleyi itiraziyedir arkadaşlar. Nereye nakledildi? İlâ mâ yetelefezu bihil insan, insanın telaffuz etmiş olduğu şeye nakledildi. Demek ki lafız önce melfuz manasında, doğru mu? Halk mahluk manasında olduğu gibi, buradan da mâ yetelefezu bihil insan. Birinci takdirde, evet, ne olmuş oldu arkadaşlar? Sebebiyet müsebbibiyet ilişkisi var dedik, doğru mu? İkincisinde ne vardır? Lafzı melfuz manasında yaptık. Melfuz manasında yaptıktan sonra mâ yetelefezu bihil insan. Burada ne ilişkisi görüyorsunuz arkadaşlar? Âm, has ilişkisi görüyor musunuz? Melfuz, mâ yetelefezu bihil insan. Şimdi feyekûnü min kabili tesmiyetil hâsı bismil âm. Feyekûnü min kabili tesmiyetil hâsı bismil âm. Melfuz her ağızdan çıkan söz olmasına rağmen biz nahivde ne anlamında kullanılmıştır? İnsanın telaffuz ettiği şey. Mesela affedersiniz, hayvanların ağzından çıktığına lafız denebilir. Ama nahivciler örfünde mâ yetelefezu bihil insan olmuş oluyor. Tesmiyetül has, efendim, bismil âm olmuş oluyor. Şimdi ibtidaen de şöyle diyor Abdülgafur'da arkadaşlar. Feyekûnü min kabili tesmiyetil müsebbebi bismis sebep. Yani atmak sebeptir. Öbürü de müsebbep olmuş oluyor. اَوْ مِنْ قَب۪يلِ تَسْمِيَةِ الْمُتَعَلَّقِ بِسْمِ الْمُتَعَلِّقِ. Yani atmak müteallik oluyor, atılmış olmak da müteallik olmuş oluyor. Müteallikin ismini nereye vermiş oluyoruz? Müteallike vermiş oluyoruz. Burada taaddüdü nakil yoktur. Yani eğer direkt olarak lafız melfuz mayetelefezu bil insana naklediliyorsa, sebep müsebbibiyet ilişkisiyle veya taalluk ilişkisiyle naklediliyorsa, burada taaddüdü nakil yoktu. Bir nakille iş bitmiş oluyor. Ama öbüründe taaddüdü nakil var. Ne yapıyorsun? Önce lafzı melfuz manasına alıyorsun. Melfuz manasını aldıktan sonra ma yetelefezu bihil insana efendim naklediyorsun. Burada taaddüdü nakil meselesi çıkmış oluyor. Demek ki lafız kelimesi nahivciler örfünde neymiş arkadaşlar? Lafız ma yetelefezu bihil insandır. Nasıl buraya nakledilmiş? Ya direkt nakledilmiş veya melfuz manasına alındıktan sonra nakledilmiştir. İlâ mâ yetelefezu bil insan. İnsanın telaffuz etmiş olduğu şeye nakledilmiştir. Hakikaten yetelefezu hakikaten. İnsan onu hakikaten telaffuz etmiş oluyor. Ne gibi? Zeydun Amrun Bekrun gibi. Ev hükmen veyahut da hükmen insanoğlu onu telaffuz etmiş oluyor. Mühmelen kâne, isterse mühmel olsun, yani bir manaya vaz edilmiş olmasın. Ev mevlu'an veya bir manaya vaz edilmiş olsun. Müfreden kâne, ister müfred olsun. Ev mürekkeben, isterse mürekkeb olsun. Demek ki lafız nedir arkadaşlar? Mâ yetelefezu bihil insan. Kalilen kâne ev kethiren, muhmelen kâne ev mevlu'an, müfreden kâne ev mürekkeben. Bu şekilde tarif ediliyor. Mâ yetelefezu bihil insanu. Ma yetelaffazu bil insanu hakikaten ev hukmen muhmelen ev mevzu'an. Muhmelen ne demek? İhmal edilmiş manası, mana yok. Muhmelen ev müstamelen der bazı yerlerde. Müstamelden maksat mevlu demektir. Onun için Musa'nın burada mevzu'an dedi. Yani bir manaya vasedilmiş. Şimdi mesela diyelim ki biz ne diyoruz? Ensuru diyorum ben. Ensuru yardım ediyorum. Burada ene var mı?
Orada ene vardır ama ene orada hükmen vardır. Hükmen ene vardır. O müstetir olanlara, mahsuf değil de müstetir olanlara hükmen telaffuz diyoruz. İzaha gelecek, şimdi onu yapacağız. Vellefzul hakikiyyu, dedik ki hakiki olur, ne olur? Hükmü olur dedik, değil mi? Hakiki, muhmel mevzuyu anlatacağız, müfred mürekkebi anlatacağız. Vellefzul hakikiyyu, hakiki lafız kezeyt ve darabe. Kezeyt ve darabe, zeyt ve darabe gibi. Yani Zeydun dediğimiz zaman, Zeydun, darabe Zeydun dediğimiz zaman, oradaki Zeyd nedir, darabe nedir? Hakiki lafızdır. İnsan bunu telaffuz etmiştir. Vel hükmiyyü, hükmü ise kel menviyyi fi Zeydun darabe. Vadrib. Zeydun darabe de menvi olan, idrib de menvi olan gibi. Şimdi Zeydun darabe de menvi olan hangisi arkadaşlar? Darabenin altında huva var diyoruz. İdrib'in altında ne var diyoruz? Ente var diyoruz. Zeydun darabe ve adribu da diyebilirsin. Burada idrib de diyebilirsin. İkisi de aynı noktaya gelir. Şimdi arkadaşlar, şimdi Zeydun darabenin altında huva var diyoruz. Yani kazısak altına huva çıkar mı? İdrib'in altında ente var diyoruz. Gerçekten var mı orada ente? Yok. Peki o zaman orada darabenin altında huvenin varlığı, idrib'in altında entenin varlığı idleyse değildir oradaki menvi olan, niyet edilen min mekûletil harfi ve savti, harf ve savt cinsinden değildir asla. Asla harf ve ses cinsinden değildir. Arkadaşlar olay şu. Molacamı okuyuncaya kadar belki bu şey olarak, bilgi olarak karşınıza gelmemiştir. Yani izharda gelmemiştir. Kafiye okumuş muydunuz? Kafiye okumadınız. Katrune'de okudunuz. Bu orada da gelmiş olmayabilir. Şimdi arkadaşlar, hükmü lafız ne ediyoruz? Bu müstetir olan zamirler aslında idrib dediğimiz zaman altında öyle ente diye bir şey gizli değildir. Ama fiil faalsiz olmayacağına göre, fiil faalsiz olmayacağına göre buradaki idrib fiilin faali başka türlü istitare de vacip olunca, zikredilmeyince daha doğrusu biz buna bir fail bulacağız. Nedir? Niyet ediyoruz orada idrib ente yani. İdrib dediğimiz zaman zaten enteyi anlaşılıyor buradan. Şimdi orada biz niyet ediyoruz ki burada ne vardır? Ente vardır diyoruz. Kelmenviyyi diyoruz. Orada aslında ente diye bir şey yok. Biz bunu anlatabilmek için mecazen enteyi kullanıyoruz. Bakın arkadaşlar, zamiri muttasıl ve munfasıl diye ikiye ayırmıştık. Doğru mu? Zamiri merfu'i munfasıl, zamiri merfu'i muttasıl. Darabtu, darabte. Bu te nedir? Zamiri merfu'i muttasıldır. Doğru mu? Peki zamiri merfu'u munfasıl muhatapta nedir? Entedir. Doğru mu? Peki idrib'in altındaki zamir, zamiri muttasıl midir yoksa munfasıl midir? Munfasıldır. Nasıl munfasıl olur be? Muttasıldır. Muttasıl olduğu halde biz bunu ne ile ifade ediyoruz? Munfasıl ile ifade ediyoruz. Yani tahtlerinde müstetir olan zamirler, zamiri müstetirdir ve muttasıldır. Biz bunu ifade ederken ne ile ifade ediyoruz? Zamiri munfasıl ile ifade ediyoruz onu. Ente diyoruz, ene diyoruz, nahnu diyoruz. Bizim burada kullandığımız ente, oradaki menvi olanı mecazen ifade etmiş olduk. Yoksa gerçekten orada bir ente mukadder değildir. Ente lafzı yok orada. Ne diyor? İd leyse min mekûletil harfi ve savti asla. Asla orada harfle, savtle ifade edilecek gerçekten bir zamir yok orada. Ente diye veya ene diye bir zamir veya huve diye bir zamir yok orada. Hatta وَلَمْ يُوْضَعْ لَهُ لَفْظٌ Onun için özel bir lafızda vaz edilmemiştir. Yani idrib'in altında müstetir olanla ilgili özel bir vaz'e de yoktur. Zeydun darabe, darabenin altında müstetir olan huve ile ilgili özel bir vaz'e de yoktur. وَاِنَّمَا عَبَّرُوا عَنْهُ Ondan, o menvi olandan tabir ettiler. Ne ile? بِاِسْتِعَارَةِ لَفْظِ الْمُنْفَصِلِ Munfasıl lafzını istiare yapmak suretiyle, emanet olarak kullanmak suretiyle. Yani idrib orada ente var dedik. Zamiri merfu munfasili emaneten burada kullanmış olduk. Ve inne ma'abberu anhu bi siareti lafzil munfasili lehu min nahvi huva ve ente. İşte huva ve ente gibi lafızları ne yaptık? Orada istiare yoluyla kullandık. Yani gerçekte orada huve yoktur. Gerçekte orada ene ente yoktur. Menvidir orada sadece. Peki neden biz bunu kullandık? Söylüyor.
Ve ecrav icra ettiler aleyhi onun üzerine ahkamel lafzı lafız ahkamını icra ettiler. Fekâne lafzan hükmen la hakikaten. İşte onun için lafız ahkamını üzerine icra ettiklerinden dolayı biz ona lafız dedik. Hükmen lafız dedik. Hakikaten lafız değildir. Arkadaşlar, İzheb ente be ahukede. Hatırlayın bakayım, bilgi dağcınızı şöyle bir karıştırın bakayım. İzheb ente ve ahukede. İzhebin altında bir ente var mı gizli? O zikredilen ente ne değildir? İzhebin faali değildir. Zira izhebin faali istitari vaciptir. Doğru mu? Peki burada lafız ahkamı olarak ne icra ettik biz? Zamiri merfu'i muttasıl üzerine atıf murad edildiği zaman münfasıl ile tehkidlenmesi vaciptir. Bak zamiri merfu'i muttasıl üzerine atıf murad edildiği zaman münfasıl ile tehkidlenmesi vacip. Şimdi orada menvi olan zamir diyoruz ya, ne yapıyoruz onu? Müstedin ileyh yapıyoruz onu. Doğru mu? Müstedin ileyh yapıyoruz onu. Kelamda bir rükün yapıyoruz onu. Zaten lafız olsaydı bunları yapacaktık. Lafız ahkamını üzerine icra ediyoruz. Marifedir diyoruz. Zamirdir diyoruz. Doğru mu? Lafız ahkamını üzerine ne yapıyoruz? İcra ediyoruz. Lafız ahkamını üzerine icra ettiğimiz için hükmen lafız oldu. Hüküm neydi? Ne demek hükmen lafız? Lafız ahkamı üzerine icra edildiği için hükmen lafızdır. Hakikaten lafız değildir. Hükmen lafızdır. Nedir? Faildir diyorsun. Marifedir diyorsun. Değil mi? Mebnidir diyorsun. Bunlar hep nedir? Lafzın hükümleridir. Doğru mu? Faildir diyorsun. Marifedir diyorsun. Müzekkerdir diyorsun. Müennestir diyorsun. Mebnidir diyorsun. Matufun aleyhtir diyorsun. Matuftur diyorsun mesela. Ve innemâ abberu anhu bi-istiâreti lafzil münfasili. Münfasıl lafzını istiâre etmişlerdir. Lehu onun için o münfasıl lafız neden? Min nahvi huve ve ente. Huve ve ente gibi. Yani huve ve ente gibi, mesela entuma diyorsun, entum diyorsun, fark etmez. Yani munfasıl lafızları biz burada âriyet olarak kullanıyoruz. Gerçekte orada ne yoktur? Ente yoktur, ene yoktur, huve yoktur. Ve ecrev aleyhi ahkamel lafzı, lafız ahkamının üzerine icra etmişlerdir nahivciler. Fekâne lafzan hükmen, öyleyse hükmen lafız oldu. La hakikaten, hakikaten değil. Peki, bir menvi var. Bu menviyi biz hükmen lafız yaptık. Bir de mahzuf var. Mahzuf. Mahzuf hasfedilmiş demektir. Mahzuf ile menvi arasında fark var mı? Vardır. Mahzufu ne yapabilirsin? Aşağı çıkarabilirsin. Ama menviyi aşağı çıkaramazsın. Yani sen idheb ente desen de oradaki ente ne değildir? Oradaki gizli olan değildir. O onun tekididir sadece. Ati ene ve zeydün. Ben ve zeyd geliyorum. Ati ene de ene ne değildir o atinin altındaki gizli olan değildir. Onun aşağı çıkması mümkün değildir. Mahzuf ise aşağı çıkması nedir? Mümkündür. وَالْمَحْذُوفُ لَفْظٌ حَقِيقَةً Mahzuf olan hükmen lafız değil, hakikaten lafızdır. لَاَنَّهُ قَدْ يَتَلَفَّظُ بِالْاِنْسَانِ فِي بَعْضِ الْاَحْيَانِ Mesela hasfedilmiş, haberi hasfetmişsin, zikredebilirsin de. Mubtedeye hasfetmişsin, zikredebilirsin de. Bazen. Yani o ne yapılabiliyor? Telaffuz edilebiliyor. Dolayısıyla telaffuz edilebildiğine göre hakikaten lafızdır. Ama menvi olan zamirlerle ilgili hakikaten telaffuz edilir mi? Hayır. Onlarla ilgili bir lafız vaz edilmiş midir? Hayır. Öyleyse bizim ene, ente, huve, entuma, entum gibi kullandığımız lafızlar ne değildir? Orada menvi olanın kendisi değildir. Onu anlatmak için istiare yoluyla kullanılmış bir lafızdır. Anlaştık? Burayı unutmayalım arkadaşlar. İdrib'in altında ente vardır ama o ente nedir? Zamiri müstetirdir ve muttasildir. Muttasildir, müstetirdir, muttasildir. Zamiri muttasil üzerine atıp, zamiri merfu muttasil üzerine, kaide böyle arkadaşlar. Zamiri merfu muttasil üzerine atıf murad edildiği zaman munfasil ile tekidlenmesi vaciptir. İdheb ente ve ahuke de olduğu gibi. Peki biz tarif ederken lafzı arkadaşlar ne dedik? مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ الْاِنْسَانِ İnsanın telaffuz ettiği şey dedik. Yani lafzı insanın telaffuz ettiği şey dedik. Peki Allah-u Teala'nın kelamı? Cinlerin kelamı? Meleklerin kelamı? Bizim telaffuzumuz değil ki onların telaffuzudur. Bunlara da lafız denir mi? وَكَلِمَاتُ اللّٰهِ تَعَالَى دَاخِلَةٌ ف۪يهِ
hakiki lafzın tarifine Allah kelimeleri de dahildir. Arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'ın kelami zatisi harf ve savtten ibaret midir? Değildir. O itibariyle biz bunlara lafız diyemeyiz. Ancak idhiye mimma yetelaffazu bihil insan. İnsan Allahu Teala şöyle buyurdu deyip telaffuz ediyor mu? Ha, bize nispetle nedir bunlar? Ma yetelaffazu bihil insandır. Ma yetelaffazu bihil insandır. İdhiye mimma yetelaffazu, biz ne dedik? Lafız nedir? Ma yetelaffazu bihil insan. İnsanın telaffuz ettiği şeydir dedik. Peki kelimatullah Teala ma yetelaffazu bihil insan mıdır? Evet, biz harf ve savtle bunu ifade ederiz. Cenab-ı Hakk'ın zat-ı pâki sübhaniyesiyle kaim olan lafz ve savtten ibaret elbette değildir. O itibarla lafzın tarifine girmese bile, ama bizim açımızdan baktığımız zaman insan bunları telaffuz edebiliyor mu? Edebiliyor. اِذْهِيَ مِمَا يَتَلَفَظُ بِهِ الْاِنْسَانِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ كَلِمَاتُ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ Meleklerin ve cinlerin sözleri de bizim gibi hani böyle harf ve savt, mesela kiramen katibin sağımıza solumuza konuşuyorlar, biz duymuyoruz onları. Yani bizim bildiğimiz harf ve savt cinsinden midir? Olmayabilir. Ama biz, melekler şöyle dedi. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ عَرْشَ وَمَنْ حَبْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ Kimin sözü bunlar? Meleklerin sözü. Bak, biz telaffuz ediyoruz onu. Demek ki biz telaffuz ettiğimiz cin sözü de olabilir, melek sözü de olabilir, Rabbimizin sözü de olabilir. Bunlara ne denir? Biz telaffuz ettiğimizden dolayı lafız denebilir. Peki arkadaşlar, şimdi bir de devalli erba'a var. Devalli erba'a demek, manaya delalet eden dört tane unsur demektir. وَالْدَوَالُّ الْاَرْبَعُ وَالْدَوَالُّ delalet eden şeyler, الْاَرْبَعُ Bunlara devalli erba'a denir. Nedir bunlar? وَيَ الْخُطُوطُ Çizgiler. Mesela yolda, trafikte ne vardır? Efendim, kesik kesik çizgiler bir mana ifade eder mi? İfade eder. Bir de kesik olmayan düz çizgiler var. O da bir mana ifade eder. Şimdi hutut dediğin nedir? Mesela araziler arasında sınırlar oluyor. Bazen o sınırı ne yapıyorlar? Böyle baştan aşağı çiziyorlar onu. O da bir anlam ifade ediyor. Vel ukud. Akitler. Mesela bu ukud dediği arkadaşlar, Araplarda şöyle yaptıkları zaman ayrı bir mana. Böyle yaptıkları zaman ayrı bir mana. Böyle yaptıkları zaman ayrı bir mana. Bir de bazen ne yapıyoruz? Parmağımıza bir ip takıyoruz ki hani bir yere gittiğimiz zaman bir şey unutmayalım diye parmağımıza bir şey takıyoruz. İp takıyoruz. Veya telefonumuza bir şey bağlıyoruz ki bir yere gidiyoruz ama şunu unutmayalım diye. O da bir manaya delalet ediyor mu? Delalet ediyor. Ukud ve nusub. Hutut dediğimiz çizgilerdir arkadaşlar. İşaret dediğimiz hani yönlendirme işaretleri var ya. Trafik işareti, park yasağı işareti gibi malul insanların işte park yapabileceği yerler işaretlerdir. Bir de ben nusub. Nusub de dikili taşlar demektir. Bunlar da alameti farika olarak zikredilir. Mesela diyelim ki kilometrede bir taş konuyor. Bu bir kilometre olduğunu gösteriyor. Veya bir başka şey, benim sınırım burada başlamıştır, bitmiştir. Yani sınırla bir hat vardır. Trafikteki çizgiler bu hututu ifade eder. Ukud dediğimiz iple beraber yaptığımız bir anlam ifade etsin diye, bize bir şey hatırlatsın diye yaptığımız veya parmak işaretleriyle yapılan bir anlamlar vardır. Bir de işaretler vardır. Trafik işaretlerini buraya koyabilirsiniz. Nusup da böyle alameti farika olarak dikilen, bir anlam ifade eden taşlardır. Bunlar ve devalul erba'u, devalul erba'u gayru dâhiletin fîhî. Lafzın tarifine girmez. Ne hakikaten ne hükmen tarifine girmez. Öyleyse فَلَا حَاجَةِ اِلَى قَيْدٍ يُخْرِجُهَا دَوَالِ اَرْبَعِ Lafzın tarifinden çıkaracak bir kayıt koymaya gerek yoktur. Yani مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ الْاِنْسَانِ حَقِيقَةً اَوْ حُكْمًا Efendim, مُهْمَلًا اَوْ مَوْضُوعًا مُفْرَدًا اَوْ مُرَكَّبًا dedikten sonra دَوَالِ اَرْبَعِ bundan çıkaracak bir kayıt koymaya ihtiyaç yoktur. Çünkü girmedi ki çıkaralım. Girmedi ki çıkaralım. Şimdi arkadaşlar, bazıları efendim el kelimetü lafzun dememiş de lafzatun demiştir. El kelimetü lafzun dememiş de lafzatun demiş. Ve innemâ kâle lafzun ve lem yekul lafzatun. Musannif lafzun dedi, lafzatun demedi. Şimdi Carullah Zemahşeri tarif ederken el kelimetü lafzatun demiş. Niye lafzatun demiş? Bir lafız olmalıdır. Bir lafız olmalıdır. Şimdi İbn Hacib'in arkadaşlar kelimenin tarifini yaptığı zaman diyecek ki işte lafzun vudu'a li ma'nel müfredin, müfred manaya vaz edilendir.
Müfred ne demek? Lafzın cüzü, manasının cüzüne delalet etmeyendir. Doğru mu? Şimdi İbn Hacib'in ifadesine göre arkadaşlar, Abdullah alem olduğu zaman lafzının cüzü, manasının cüzüne delalet ediyor mu? Etmiyor. Bu kelimenin tarifine girmeli. Peki, kaimetun, bısriyun, lafzının cüzü, manasının cüzüne delalet ediyor mu? Ediyor. Bısriyun de ya nispet manasını ifade ediyor, bısır da bir mana ifade ediyor. Kaimetun de kaim bir mana ifade ediyor, ta da ne ifade ediyor? Müennesliğini ifade ediyor. Kaim ayakta olan bir şahsı ifade ediyor, ta da onun müennes olduğunu ifade ediyor. Doğru mu? Kaimetun, bısriyun gibilerde ne vardır? Lafzının cüzü, manasının cüzüne delalet ediyor. Şimdi diyelim ki zeyt dediğimiz zaman ze o müsemmadın herhangi bir kısmına delalet eder mi? Etmez. Dal herhangi bir kısmına delalet eder mi? Etmez. Ama kaimetündeki ta müennesliğe delalet ediyor mu? Ediyor. Lafzının cüzü manasının cüzüne delalet ediyor. O zaman kaimetün bısriyün gibiler aslında iki kelimedir. Ama şiddetül imtizaçtan dolayı bir kelime sayılıyor ve bir irab ile muarab oluyor. Normalde nahiv açısından baktığın zaman kaimetün bısriyün gibiler kelimenin tarifine girmeli. Abdullah gibiler çıkmalı. Çünkü Abdullah'ta iki tane irab var. Abdün, abden, abdin. Değil mi? Dal üzerinde Abdullah, Abdallah, Abdillah. Lafz-ı celalde muzafiliye olarak mecrurdur. Normalde Abdullah gibiler tariften çıkmalı. Doğru mu? Kelimenin tarifinden çıkmalı. Efendim, kaimetün bısriyün gibiler tarife girmeli. Şiddetül imtizaçtan dolayı bir irab üzerine icra edildiğinden dolayı. Ama İbn-i Hacib'in tarifinde ise bunun tersi oluyor. Yani kaimetün bısriyün gibiler tarifin dışında kalıyor. Abdullah gibiler tarifin içinde kalıyor. Yani İbn-i Hacib burada bir lafzı kastetmemiştir. Vahdeti kastetmemiştir. El kelime tü kelime nedir? Lafla tün diyerek birlik manasını kastetmemiştir. Çünkü ileride müfret kelimesini zikretmiş olacak. وَاِنَّمَا قَالَ لَفْضٌ وَلَمْ يَقُلْ لَفْضَةٌ لَاَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الْوَحْدَةَ وَالْمُطَابَقَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ Mutabakatte lazım değildir. Yani el-kelimetu lafzatun olmak mecburiyetindedir. Mutlak mübteda müennes olunca haberde müennes olması gerekir mi? Normalde mübteda müennesse haberde müennes olur arkadaşlar. Ancak müzekkerlikte müenneslikte haber mübtedaya uyabilmesi için ne olması lazım? İkisi de bir tenis tezkiri müsavi olan bir kelime olmamalı. Bir de muştak olmalı. Lafzun ne değildir? Muştak bir kelime değildir. لَنَّوْ لَمْ وَالْ مُتَابَكَةُ Halbuki mutabakat gayru lazimetin. Yani el kelimetü müennes olunca lafzatü müennes müenneslikte mübtedaya mutabık olması ne değildir? Lazım değildir. Niçin lazım değildir? Çünkü lafız kelimesi ne değildir? Muştak bir kelime değildir. لَعَدَمِ الْاِشْتِقَاقِ İştikak olmadığından dolayı. مَعَ كَمْنِ اللَّفْضِ اَخْسَرَ Yani eğer muştak bir kelime olsaydı elbette ona uyacaktı. Zeydun kaimun, hindun kaimetun dersin. Efendim, bir de مَعَ كَمْنِ اللَّفْضِ اَخْسَرَ Ayrıca burada lafız daha kısadır. Yani el kelimetü lafzatun dersen uzatmış olursun. El kelimetü lafzun dersen daha kısadır. Yani lafzın mana ifade ettiği halde lafzı niye diyesin, niye kelamı uzatasın? Ömür sermayesi önemlidir. Fuzuli bunu çürütmeye gerek yoktur. Evet arkadaşlar, burada kalmış oluyoruz. El kelimetü lafzun vudaya geldik. Mübteda ile haber arasında mutabakatın vacip olmasının hatırıma kaldığı kadarıyla üç tane şartından bahsederler. İdil mutabakatu innema tecibu bi thalathi şerayita. Hikdünnamide. En yekûnel haberu muştakkan ev fî hükmihi. Ve en la yekûne mimma yesebi fîhil müzekkeru vel müennethu. Ve en yekûne hamlen li zamiril mübtedeyi. Yani mutabakatın vacip olmasının üç tane şartı var. Bir tanesi nedir? Haber muştak olacak. İki, te'nis tezkiri müsavi olan bir kelime olmayacak. Üçüncüsü, haberden mübtedaya giden zamir olacak. Mesela sıfatun cerret ala gayri men hiyeleh olabilir değil mi? Zeydün kaimetün ummuhu deriz. O da eğer tatinde zamir olup mübtedaya raci olmayıp ismi zahiri isnat edilirse müzekkerlik müenneslikte mübtedaya bağlı olmaz, faaline bağlı olur. Demek ki mutabakatın vacip olabilmesinin bir muştak olması lazım. İki te'nis tezkiri müsavi olan bir kelime olmayacak. Üçüncüsü haberde mübtedaya raci bir zamir olmalı. Te'nis tezkiri müsavi olan kelime deyince aklınıza bir şey geliyor mu?
Arkadaşlar fail bir mana meful olduğu zaman teenis tezkiri müsavidir. Zeydun katilun, Hindun katilun denir. Katiletun denmez. Yani fail bir mana meful olduğu zaman teenis tezkiri müsavi olan kelimelerdendir. Mesela Zeydun mübtedadır. Haberi katilun muştaktır. Hindun mübtedadır. Katilun haberidir. O da muştaktır. Hindun katiletun denmez. Çünkü orada mutabakat vacip değildir. Neden dolayı? Muştaktır ama zamir de mütederacidir ama nedir? Teenis tezkiri müsavi olan bir kelimedir. Peki arkadaşlar, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. El-Fatiha.